Burhancan Terzi, Sayın Hocam, Sayın Başkan, hayırlı olsun. Böyle bir günde tabii hani bu konuları Hakan Hoca'nın imzalarında konuşmak pek olmuyor ama sormak zorundayız. Ama gene konuşmak istiyorsun yani. Evet. Yani sormak zorundayız Sayın Başkan. Şunu soracağım, Erdem Bey'e de bunu sormuştum çünkü genel bir isim verilmediği için herkes biraz acaba o mu? Sosyal medyada konuşuyor. Acaba Metin Bey de mesela hedef halinde veya size mi? Siz Erdem Bey'in kime kırgın olduğunu düşünüyorsunuz? Mesela Erdem Bey dedi ki 2 sene önce başkan bana başkanlık için söz vermiş dedi. Evet. Bir de Ankara seyahatiyle ilgili bir sizin ağzınızdan bir söz yazılıyor. Erdem Bey için hani yüzü benim yok. Ağzımdan duymadığınız sözlere inanmayın. Yani. Peki başkanım şunu sorayım. 2 sene önce gerçekten söz vermiş miydiniz? Efendim? Erdem Bey 2 sene önce başkanlık için söz vermiş. Acaba bu yüzden mi kırgın? Hayır. Bu yüzden bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım. Ben onun başkanıyım. Bana kırgın olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben de ona kırgın değilim. Biz Galatasaraylıyız. Yani şimdi Galatasaray'ın demin değerlerini saydım. Biz niye buradayız? Biz Galatasaray'a hizmet etmek için varız. Galatasaray'a hizmet etmek için varız. Ben, arkadaşlarım, yönetim kurulu hepimizin bir tek hedefi var, Galatasaray'a hizmet etmek. Ben Galatasaray'a hizmet etmeye Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğumun 2. günü başladım. Galatasaray'a hizmet etmeyi şuraya getirirseniz bu Galatasaray değerlerini bilmemek olur. Yani ben başkan olacaktım. Ben başkan olmadım. Galatasaray böyle düşünmez. Çok net ve sarih. Galatasaray'a hizmet etmek Galatasaray'ı sevmekten geçer. Ne diyorum? Ben Galatasaray'a hizmet etmeye Galatasaray'dan mezun olduğum gün başladım. Bugün bu hizmetle biz borcumuzu ödüyoruz. Dolayısıyla başkanlık sözü verdi. Başkan oldum, olmadım. Onun için küstüm. Galatasaray'a kimse Galatasaray'a küsemez. Hiçbir Galatasaraylı'nın Galatasaray'a küsme hakkı yoktur. Galatasaray'da ortak akıllı bulma. Evet. Gündem değişebilir. Her gün bir şey konuşulabilir. Gündem değişmiştir. Ne yapılıyorsa Galatasaray'ın faydasına yapıldığını anlaşılması lazım. Onun için sadece benim ağzımdan duyduğunuz şeylere inanın. Bir. İkincisi de Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkese bizim kapımız açık. Galatasaray'a hizmet etmeyen kişilerin Galatasaray sevdalısı olması mutlaka gerek. Hizmet için o koltuk, bu koltuk, böyle bir şey Galatasaray'da yok. Bizi zaten büyüten, bizi bu hale getiren dünyadaki büyük bir marka olmamızı sağlayan da bu. Örnek veriyorum hocam. Mukavelesi bitti. Yeni mukavele yapmak lazım. Dedim hocam mukavele yapacağız. Daha konuşmanın başlamadan başkan ne takdir ediyorsan o. Ne takdir ediyorsan o. İşte Galatasaraylılık böyle bir şey. Bunun örnekleri Galatasaray'da bir sürü vardır. Tarihe girin bakın. Tarihte benzer örnekler var. Galatasaraylılık bu. Onun için Erdem kardeşimin yani ben öyle senin dediğin gibi düşündüğünü zannetmiyorum. Galatasaray'a kırgın olduğunu da düşünmüyorum. Galatasaray'ı seven Galatasaray'a kırılamaz. Sayın hocam dün 4 noktaya transfer konusunda fikir beyan ettiniz. En çok ama bence orta saha konusu merak ediliyor. Bir de çok tartışılıyor arkadaş arasında bile. Okan Hoca saf 6 numara mı istiyor yoksa çift yönlü 8 numaraya daha yakın bir orta saha mı istiyor? Onu merak ediyorum hocam.
Birincisi tabii ki elimizde çok iyi oyuncular var. Yani kadro yapımız bir sene önceye göre daha oturmuş. Elimizde çok fazla seçenek var. Orta sahada yine çok iyi oyuncularımız var. Elimizde olan mevcut oyuncular. Tabii ki onların dışında bir profil bakacağız. Yani burada hem Türkiye Ligi'ni hem inşallah Şampiyonlar Ligi'ni katılırsak ikisine uygun bir profil orta saha içinde bakacağız. Ama burada önemli olan bence yani bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Yani bu konuda başkanımız da bize bu yetkiyi verdi. En iyisini getirme konusunda taraftarımızı en mutlu şekilde edecek transferleri yapma konusunda sağ olsun başkanım bu yetkiyi bize verdi. Bu anlamda bütçemiz de olacak ve alabileceğimiz en iyi oyuncuları doğru bir şekilde alacağız. Burada tabii ki yani bu işte şu var bazen her şeyin en iyi olduğu oyuncu istersiniz. O oyuncu işte 100 milyon eurodur, 120 milyon eurodur. Ama burada hem bize uygun hem Türkiye'ye getirebileceğimiz ama çok önemli bir oyuncu burada önemli transferler yapacağız. O konuda kimse merak etmesin. Dediğim gibi yani birçok mevkide özellikle çok bizim için aciliyet olan sağ bek mevkii çok acil bir şekilde transfer yapmamız gereken mevki. Yine orta sahaya bu anlamda düşünüyoruz. Hücum hattına yine orada bize yine destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz ama dediğim gibi yani burada hedefimiz en iyi oyuncuları Galatasaray taraftarını mutlu edecek ve bu sene geçen senenin de çok üstüne çıkabilecek bir kadroyu kurmak. Burada da bence çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Bu konuda da uzun zamandır hazırlanıyoruz. Orada da doğru oyuncu tercihlerimiz var. Doğru oyuncuları belirledik. Önemli olan şimdi kampa kadar. Yani bu hemen bir günde, iki günde olacak bir şey de değil ama kampa kadar en hızlı şekilde kadromuzu tamamlayacağız. Kampa da hazır bir şekilde gitmek istiyoruz. Bu anlamda dediğim gibi yani her şeyimiz var, listemiz var. Dediğim gibi başkanımızın bu anlamda her türlü onayı var her istediğimiz oyuncu ile ilgili. O yüzden çok doğru, çok iyi ve Galatasaray taraftarını çok mutlu edecek transferler yapacağız. Bu konuda hepsi rahat olsun. Erinç Bilecan Eski Açık. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Geçen sene Galatasaray'ın en fark yarattığı yerlerden biri de yerli havuzu oldu ve yerli oyunculara sizin kullanma şekilleriniz oldu. Seneye dair Türkiye Ligi'nde başka yerli oyuncularla alakalı bir planınız var mı? Ve net bir şekilde bir hamle yapıldı mı bunlarla alakalı? Bir sorum da Sayın Başkan olacak. Bu sene belirlediğiniz transfer bütçesi ne oldu?